Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi olan Almanya'da konut sorunu had safhaya ulaşmış vaziyette. Evini değiştirmek zorunda olan, yeni bir eve taşınmak zorunda olan vatandaşlar büyük bir sıkıntı içerisinde. Özellikle maaşları 1500 ile 2500 euro arasında olan, sosyal yardım alan insanlar için artık ev değiştirmek neredeyse hayal noktasına gelmiş vaziyette. Çünkü son bir yıl içerisinde Almanya'da konutların kira fiyatları ortalama %16.7 oranında artmış vaziyette. Bakalım değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayanları bundan sonra nasıl bir tablo bekliyor? Konut kredisi faizlerinin çok yüksek seviyede olması, mevcut inşaatların bir kısmının maliyetler nedeniyle durdurulması, yeterince iş gücünün de bulunamaması nedeniyle konut fiyatları sürekli artmaya devam ediyor. Faizlerin yüksek olması tabii konut satışlarını da ciddi anlamda etkiliyor. Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Münih ve Leipzig'te kiralar ortalamanın çok üstünde artış gösterdiği ortaya çıktı. Bu şehirlerde 2021 yılında artış, kira artışı %3.7 olarak kaydedilmişken 2022 yılında kira artış oranı %6.7'ye yükseldi. Uzmanlar yeterince konut olmaması, yüksek maliyetler nedeniyle yeni inşaatların durması ve yüksek faizler nedeniyle mevcut satışların da frenlemesi krizi giderek büyütüyor. Yeni konutların yapılamaması, piyasadaki konutların azlığı nedeniyle ve talep çokluğu nedeniyle kira fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. En yüksek kira artışı %16.7 ile Berlin'de oldu. Berlin'e son 6 ay içerisinde 86 bin insan göç etti. İnşası tamamlanan yeni konut sayısı ise sadece 17 binde kaldı. Peki değerli izleyicilerimiz, metrekaresi en pahalı olan şehirler Almanya'da hangileri? Hemen bakalım. Kiraların ortalama olarak %5 arttığı Münih en pahalı şehir olarak kayıtlara geçti. Metrekare fiyatının 20.12 euro olduğu Münih'i 17.61 euro ile başkent Berlin takip etti. 3. sırada ise metrekare fiyatı 16.86 euro ile Frankfurt oldu değerli izleyicilerimiz. Maalesef şöyle bir tablo var. Almanya'da mevcut hükümet göreve geldiğinde Konut ve İmar Bakanlığı adı altında bir bakanlık kurdu. Ancak bu bakanlık 200 bin konut hedefini, yıllık olarak 200 bin konut hedefini gerçekleştireceğini söyledi. Göreve geldiği günden bugüne kadar maalesef sadece 125 bin konut yaptılar. Yani hedeflerinden çok çok uzaktalar. Bu tablo önümüzdeki günlerde daha da ağırlaşacak. Çünkü konut üretimiyle ilgili olarak çok büyük sıkıntılar var. Maliyetler, İş gücü vesaire hepsi birleşince Almanya'da orta gelirli olanların beli bükülmeye devam ediyor. Bundan sadece 10 yıl önce bir işçi maaşının sadece %35'i civarındaki bir parayı barınma ihtiyacına harcıyordu. Yani evine, ev kirasına, işte elektriğine, suyuna, doğalgazına faturaları harcıyordu. Bugün itibariyle %65'e kadar gelmiş vaziyette. Bu tablonun önümüzdeki günlerde %70'e kadar çıkması bekleniyor. Henüz kış aylarında değiliz. Doğalgaz fiyatları düşüyormuş gibi olsa da önümüzdeki aydan itibaren doğalgaz fiyatları Avrupa'da artacak. Böyle üzücü bir tablo var. Olan kim oluyor? Olan toplumun orta gelirlerine, emeklilere, sosyal yardım alanlara ve işçilere oluyor. Bu tablo bakalım önümüzdeki günlerde hangi noktaya gelecek. Değerli izleyicilerimiz, bu barınma ihtiyacı ile ilgili olarak şu konunun da altını çizmek istiyorum. Özellikle ana vatanımız Türkiye'de de kiracılarla ev sahipleri adeta birbirine girmiş vaziyette. 5000 lira kira etmeyecek olan yere 20 bin lira kira isteniyor. Devlet de şunu söylüyor. Sadece %25 zam yapabilirsiniz diyor. Hayat pahalılığı da ortada. Fırsatçı ev sahiplerini ya da kötü niyetli kiracıları bir kenara koyuyorum. Türkiye'deki gerçek enflasyon açıklananın çok çok üstünde. Türkiye'deki enflasyon şu anda resmi rakamlara göre %57 olduğu söyleniyor. Ancak gerçek enflasyon %150'nin çok çok üzerinde. Şimdi devlet diyor ki %25
zam yapabilirsin kiraya, kenara çekiliyor. Olan kim oluyor? Kiracı oluyor, ev sahibi oluyor. Birbirlerine giriyor. Adliyeler şu anda Türkiye'de bu ev sahipleriyle kiracılar arasındaki davalarla dolmuş taşmış vaziyette. Yani devlet %25 diyor, kenara çekiliyor. Birbirini öldürenler, bıçaklayanlar, kavga edenler herkes için büyük bir problem. Çünkü Türkiye'de hayat son bir yıl içerisinde minimum %150 pahalandı. Açıklanan enflasyon rakamlarının ben gerçeği yansıttığına inanmıyorum. Çarşıda, pazarda yangın var. Yani bu konut sorunu maalesef Türkiye'de de had safhaya ulaşmış vaziyette. Eskiden yurt dışında yaşayan bir gurbetçi aile karı koca çalışarak 3-4 yıl para biriktirdiğinde Türkiye'de bir ev sahibi ya da bir yazlık sahibi olabiliyordu. Şimdi karı koca birlikte çalışsın, Türkiye'de bir kümes bile alamazlar. Şimdi değerli izleyicilerimiz, çok çok önemli bir konuyu ele alacağız. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de benim de bir garantim olsun diyorsanız, özellikle hanımlara sesleniyorum. Geçmişte Türkiye'de hiç sigorta girişiniz olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Hem de Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmeden emekli maaşına kavuşabilirsiniz. Peki ne yapmanız gerekiyor? Hangi adımları atmanız gerekiyor? Şimdi bu anlatacaklarımı lütfen beyler de çok dikkatli bir şekilde takip etsinler. 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat var. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Siz de hem kendiniz için hem de eşiniz için geleceğe dair bir adım atın. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet ediyorsanız, siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına seslenmek istiyorum. Siz Türkiye'de ya da yaşamış olduğunuz ülkede bugüne kadar hiç çalışmış olmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere emeklilik çok çok önemli bir konu. Hayatta bir sefer olan bir şey ve bizim geleceğimizle ilgili bir şey. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bir garantisinin olması için en önemli adımlardan bir tanesi emeklilikle ilgili adım atmak. Türkiye'deki bu emeklilik hakkından neden ev hanımları ve hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz? Çünkü bizim toplumumuzda maalesef kadınlar hep ikinci plana bırakıldı. Kadınlar ömürlerini eşlerine, çocuklarına, ailelerine adarlar. İleri yaşlara geldiklerinde, geriye dönüp baktıklarında maalesef elde avuçta hiçbir şey olmaz. O nedenle biz kadınların bu emeklilik hakkından daha fazla istifade etmesini istiyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu emeklilik işlemlerini yapmaları için artık Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. Nerede yaşıyor olursanız olun, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Kanada, Amerika, Suudi Arabistan, Katar, nerede olduğunuzun bir önemi yok. Artık siz de eğer yurt dışında yaşıyorsanız emekli olma hakkına sahipsiniz ve bunun için de bu tüm işlemleri yaptırmak için de artık Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Kıymetli izleyicilerimiz, nasıl emekli olacaksınız? Hemen çok kısa bir şekilde bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatımızın son gününe kadar bizimle beraber olan bir maaş. Hatta insanlar vefat ettikten sonra onların eşlerine ve bekar olan kız çocuklarına dahi bu maaşları kalıyor. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı kendi gelecekleri için, eşlerinin gelecekleri için, çoluk çocuğunun geleceği için Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Bu da doğal hakları. Kanunen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olmak için Türkiye'de geçmişte ister sigorta girişi olsun, İster olmasın Türkiye'de emekli olma hakları var. Mavi kartlılar, evet sizler de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Pembe kartlılar, evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çifte vatandaşlar, evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanların da emekli olma hakları var. Kıymetli izleyicilerimiz, peki siz nasıl emekli olacaksınız? Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Bu WhatsApp hattını önce telefonunuza kaydedeceksiniz. Ardından bu WhatsApp hattına cep telefonunuzdan şu mesajı yazacaksınız.
ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atacaksınız. Siz bu mesajı attıktan sonra şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler. Siz Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan sadece 150 euro danışmanlık ücreti ödeyerek emekliliğinizle ilgili tüm işlemleri yapacaksınız. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve bir saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizinle WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde görüşecek ve sizi tüm bilgilerinizi aldıktan sonra sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve en kolay, en erken nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Daha sonra size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu gününde yine uzmanımız sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizin emekli olmanızla ilgili tüm bilgileri aktaracak. Ve siz emekli olmayı kabul ettiğinizde uzmanlarımız yine sizin Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı yapacak, tüm dilekçelerinizi dolduracak ve sizi emekli maaşına kavuşturacak. Türkiye'deki emeklilik sistemi öyle bir sistem ki eğer emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir formda, yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Şimdi biz bu hizmetle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini ortadan kaldırıyoruz ve birilerine de 3-4 bin euro emeklilik danışmanlığı ücreti ödemenizle kökten bitiriyoruz arkadaşlar. Artık sadece ve sadece 150 euro ödeyerek siz geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Eğer hanımefendiler eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber emeklilik danışmanlığı alırsa hanımefendilere %50 indirim var. Normal şartlarda 2 kişi 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyecek. Eğer hanımlar ya da beyler tek başına danışmanlık alırsa onlar 150 euro ödeyecekler. Biz bu hizmeti sınırlı sayıda vatandaşımız için kısa bir süreliğine vereceğiz. Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki uzmanlarımız şu anda sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Sadece 150 euro ödeyerek kendi geleceğinizle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bugüne kadar emekli olan vatandaşlarımıza bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Artık sıra sizde. Az önce de ifade ettiğim gibi düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Sadece 3-4 kişinin yemek parasına siz emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda danışmanlık alacaksınız ve tüm işlemlerinizi de yaptıracaksınız. Ek hiçbir ödeme yok arkadaşlar. O nedenle bu büyük fırsattan mutlaka yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Ayrıca çocuğu olan hanımefendiler Türkiye'de daha kolay emekli oluyor. Eğer sizin de çocuğunuz varsa şu an profilimizde görmüş olduğunuz telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin. WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir geleceğiniz, sevdiklerinizle beraber güzel yarınlarınız olsun. Hoşça kalın.